A Haber'de sebep sonuç programına katılan T Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, T'nin devam eden havacılık motoru projeleri hakkında bilgi verdi. Sunucu Melih Altınok'un sorularını yanıtlayan Akşit, stüdyoya getirilen motorlar üzerinden kullanılan tasarım teknikleri ve imalat süreçlerine de değindi. Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru olan TS-1400 turbo motoru üzerine açıklama arada bulunan Akşit, motorun olgunlaştırma ve sertifikasyon süreçlerinin devam ettiğini ifade etti ve sertifikasyonun motorun bir insan taşıyacak araç olduğu için hummalı bir süreç olduğunu altını çizdi. Sertifikasyonun ne zaman tamamlanacağı sorusuna ise 2023 öncesi için gayret gösterildiğini cevabını verdi. TS-1400'ün T-129 Atak taktik keşif ve taarruz helikopteri için kullanımı konusunda ise motorun mevcut haliyle güç sınıfından dolayı kullanılabilecek olsa da askeri motorlarca mevcut olan balistik koruma gibi bazı özellikler kazandırılmadıkça sınırlayıcı bir etkiye sahip olacağına değindi. Mahmut Faruk Akşit. İhaların büyüklüğüne göre motor üretiyoruz. Arge ve milli motorlarda binden fazla mühendisle çalışıyoruz. 10 yerli motor geliştirdik. 5 seri imalata girdi. Bu çok iyi bir oran. Motorun malzemelerini de geliştiriyoruz. Helikopter motoru da yapıyoruz. Gökbey'in motoru şampiyonlar liginde. Sivil havacılıkta ve askeri alanda kullanılmakta. Her türlü motoru yapacak güçteyiz. Helikopter motoru atom bombası yapmaktan zor açıklamalarında bulundu. Mahmut Faruk Akşit. Gökbey ile ilgili yakın zamanda son prototipi de tamamlanacak olan Gökbey helikopterinin 2022 yıl içerisinde seri üretime geçmesi bekleniyor. 2023 bitmeden ilk insanlı uçuş için izin alacağımızı umuyorum şeklinde ifadelere yer verdi. Atak-2'nin motoruna da değinen T Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TTS TS-1400'ü Atak-2'de de kullanacaklarından bahsetti. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.